Merhabalar, ben Cevahir Yıldırım. Bu videoda Winchill'deki header'da bulunan Quicklinks menüden bahsedeceğim hızlı bir şekilde. Quicklinks'te hızlıca adı üstünde hızlıca ulaşabildiğiniz bazı linkler mevcut. Bunlar en başında Winchill Help geliyor. Winchill Help Center'a gelip burada herhangi bir şeyi aratabilirsiniz. Buradan browse yaparak bir şey görüntüleyebilirsiniz. Ya da buraya mesela checkout yazıp check-in, check-out işlemleriyle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirim. Daha sonra Quicklinks'in altında About Winchill var. About Winchill'de kullandığınız Winchill versiyonu, mesela şu anda açık olan Winchill 11.1 release'i ve M0.10 date kodunu kullanıyoruz. Bunun yanında bir de service pack oluyor. O burada yazmıyor. Winchill bir platform ve içerisinde Winchill'in birçok modülü ekleniyor. Şu anda mesela en çok kullanılan zaten PDM Link, Product Data Management dediğimiz Winchill PDM Link kullanıyoruz. Ama burada daha birçok şeyin yüklü olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra My Settings'te bazı her kullanıcının kendisi için ayarlayabileceği tercihler, kendi profili, takvimi ve dil ayarları görebilirsiniz. Türkçe dil desteği yok ne yazık ki. Ve bu sayfada diğer bir kullandığımız link Software Downloads. Buraya gelip genelde CreoView indirmesini ve Winchill Desktop Integration indirmesini yapıyoruz. CreoView, Creo'nun ücretsiz görüntüleme, aslında ücretsiz değil, Winchill içerisinde gömülü olarak ücretsiz gelen görüntüleme yazılımı. Winchill Desktop Integration ise Word, Office, sadece Word değil diğer ofis programlarına, Excel'e, PowerPoint'e Winchill'i entegre ediyor. Örneğin ben bir Word dosyası açarsam sağ üstte Winchill'i göreceksiniz. Bu şekilde Winchill geliyor ve direkt dokümanları check-in check-out yapmanızı sağlıyor. Bu desktop integrasyonu kurduğunuz zaman bu da Quicklinks'ten indiriliyor. Ve son olarak Event Management. Siz bir işlem yaptığınızda, bir silme, bir check-in, check-out yaptığınızda direktman bu Event Management altında bu işlemi takip edebiliyorsunuz. İşlem başarılı olabiliyor. Bazı sebeplerden dolayı fail olabiliyor. Örneğin bir silme işlemi başarısız olursa gelip buradan tıklayarak sebebini görebiliyorsunuz. Quicklinks genel olarak bu amaçlarla kullanıyoruz.